Merhaba sevgili izleyiciler. Ege'nin İçinden programına hoş geldiniz. Ben sunucunuz doçent doktor Cem Güzeloğlu ile bu haftada yine Ege Üniversitesi'nin başarılı kimliklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu haftaki programımızın konuğu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bitki Islahı ve Genetiği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muzaffer Tosun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Evet. Bugün değerli hocamızla tarım üzerine konuşacağız ve özellikle de çalışma alanı olan yerel tohumlar üzerine konuşacağız. Malum Neolitik dönemde yaşanan en önemli gelişme insanoğlunun göçebe yaşam tarzını terk ederek yerleşik yaşama geçmesi, işbirliğinin, uzmanlaşmanın ve iş bölümünün artmasıdır. Bu dönemde insan yerleşik yaşama geçişle birlikte tarımsal üretime ve hayvancılığa başlamıştır. Böylece tarımın gelişimiyle insanoğlunun yaşam biçimi de değişmiştir. İşte böylesi değerli bir konuda hem de ülkemizi yakından ilgilendiren yerel tohumlar hakkında Muzaffer hocamızın değerli bilgilerini dinleyeceğiz. Evet hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Önce tanıyabilir miyiz Muzaffer hocamız kimdir? Muzaffer hocamız 1981 yılından beri Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan bir hocanızdır. Ve benim çalışma alanım bitki ıslahı ve genetiği bilim evet. alanında çalışmalarımdır. Ve bitkilerden de özellikle buğday ıslahı ve mısır özellikle şeker mısır hibrit ıslahı ve pamuk ıslahı konularında çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Fevkalade hocam. Evet bugün yerel tohumlardan biraz bahsedeceğiz sizlerle. Herkesin kafasını da karıştıran bir konudur belki tüm halkımızı izleyici çeşitli sabah programlarında bazen kalkıyor işte GDO'ludur, gıdalar kötüdür vesaire işte tohumu kötüdür ya da ithal tohum alıyoruz falan gibi bazen spekülatif medyada haberler çıkıyor. En doğru kaynaktan sizle biraz bugün konuşalım istiyorum. Evet yerel tohum nedir hocam? Ülkemiz için önemi nedir? Islahın ülkemiz için önemi nedir? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Şimdi yerel tohum dediğimiz zaman üreticilerin uzun yıllar boyunca ektikleri ve kendi beğenilerine göre seçtikleri bitki türleridir. Şimdi bunlar memleket çeşitleri adı altında söylenir, yerli tohumlar denir, yerel çeşitler denir, köy popülasyonları. Bunlar hepsi yerel tohum ifadesini içerir. Aslında genel bir kapsam içerisinde. Genel bir kapsam içerisinde. Şimdi yerel çeşitler dediğimiz zaman bunlar eğer o bölgeye bulundukları yerlere orijin merkezleri farklı olabilir. Örneğin bir domatesin orijin merkezi Güney Amerika'dır. Evet. Türkiye'de yerel domates çeşitleri dediğiniz zaman yurt dışından uzun yıllar önce gelmiş, buralara adapte olmuş, o bölgelerde uzun yıllardır çiftçilerin ürettikleri bitkilerdir olarak söyleyebiliriz. Evet. Demek ki bunlar ülkemizde özellikle buğday gen merkezi, baklagillerin gen merkezi olduğu için buğday gibi bitkiler zaten bizim ülkemizin gen merkezi olduğu için bunların bulundukları yerlerde uzun yıllar boyunca çiftçiler bunları ekmişler. O bölgenin ekolojik koşullarına yani toprak yapısına, iklim koşullarına adapte olmuş çeşitler demektir. Tabii ki bunlar o bölgenin her türlü zararlarına karşı ve diğer iklimsel faktörlerine karşı bir dayanıklılık göstermiş olan genotiplerdir. Evet. Ancak bunlar Cumhuriyetimizin kurulduğu andan itibaren Atatürk'ün önderliğinde ıslah enstitüleri adı altında ıslah istasyonları kurulmuştur. İşte ilk ıslahçıların yapmış oldukları işlemlerden biri de yerel çeşitleri toplamak ve onlar içerisinden seleksiyon yaparak yani onları saflaştırarak işlerinden çeşitler çıkarmak olmuştur. Evet. Ve böylece verim potansiyelini arttırmaya çalışmışlardır. Evet. Demek ki ıslahın ilk başlangıcı seleksiyon ıslahı ve ilk yapılan işlemde yerel çeşitleri kullanmaktır. Çünkü bugünkü biz ıslah çalışmalarımızda yaptığımız TÜBİTAK projelerimizde hep şuna bakıyoruz. Diyelim ki biz Rus afidine dayanıklılık ıslahı çalışması yapacağız. Öncelikle yerel çeşitlerimizi kontrol ediyoruz. Acaba bunlarda buna karşı dayanıklılık var mı? Süneye karşı dayanıklılık var mı? Ya da sarı pasa karşı dayanıklılık var mı? Bütün bu çalışmalarımız bu amaçla öncelikle yerel çeşitleri kullanıyoruz. Anladığınız gibi yerel çeşitler bizim için çok değerli bir kaynağı oluşturuyor. Ve bunların mutlaka korunması, kullanılması gerekir. Ama bunun korunup kullanabilmesi için de bunların ya yerinde üretilerek devam ettirilmesi gerekir ya da gen bankaları dediğimiz gen bankalarında muhafaza edilmesi gerekir. Zaten Cumhuriyet döneminde ilk yapılan işlemlerden biri de bu olmuştur. Ve bütün yerel çeşitler toplanmıştır. Ve daha sonra
ilk kurulan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'ndeki Gen Bankası'nda, evet, daha sonra kurulan Ankara'daki Ulusal Gen Bankası'nda bunlar muhafaza edilmektedir. Evet. Yani ülkemizin bütün yerel çeşitleri toplanarak oralarda muhafaza edilmekte ve zaman zaman bunlarda üretim yenileme çalışmaları yapılmakta. Ama en önemli şey bunların karakterize edilmeleri. Yani hangi özellikleri var, hangi kalite özellikleri daha iyi, hangi strese dayanıklı özellikleri daha iyi ve biz bunları ıslahta yüksek verimli çeşitlere bunlardan gen aktarmak amacıyla kullanabiliriz. Evet. Şimdi bütün ülkemizde şöyle bir algı oluşabiliyor. İşte tohum takas şenlikleri adı altında, evet, yapılan şenliklerde sanki Türkiye'nin bütün halkının beslenmesi yerel çeşitlerle sağlanabilecek gibi bir imaj oluşturuluyor. Anladım. Bu pratikte hatalı bir yaklaşım biçimi. Neden hatalı yaklaşım biçimi? Çünkü Türkiye'nin ilk yerel çeşitlerinden seleksiyonla yapılan 1931'de mesela Ak 702 diye bir çeşit çıkarılmıştır. Daha sonraki yıllarda hep yerel çeşitlerden seleksiyonla çeşitler, evet, çıkarılmış ve ülkenin verim potansiyeli arttırılmıştır. Ama bu yeterli olmamıştır. Sonra ne olmuştur? Yurt dışından yüksek verimli çeşitler, evet, getirilmiş ki daha sonraları biliyorsunuz 1950-60'lı yıllarda dünyada bir devrim yaşandı. Yani, evet, Norman Borlaug dediğimiz bir araştırıcı bitkilerin, çünkü yerel çeşitlerin boyları uzundu, onları kısaltmak için bir melezleme çalışması yaptı. Klasik melezleme çalışması ve bu melezleme çalışmasıyla bitki boyu kısaltıldı. Bitki boyu kısaltılmasının avantajı yatmayı önledi. Yatmayı önlediğiniz zaman verim kaybını en aza indiriyorsunuz. Anladım. Ve bu şekilde hasat indeksini arttırıyorsunuz. Evet. Ve buna dolaylı olarak bugün modern çeşitler dediğimiz yüksek verimli çeşitler geliştirildi. Yani biz bugün ıslahta bile kullandığımız pek çok adaptasyon genini biz yerel çeşitlerle öncelikle melezleme yapıyoruz. Onların adaptasyon genlerini kullanıyoruz. Ama yüksek verimlilik genlerini de başka çeşitlerle melezleyerek bunları aktarmaya çalışıyoruz. Yani kısaca özetlersek bizim yerel çeşitlerimiz önemli bir genitör ıslahın, gen almada, gen kullanmada kullanabileceği bir genitör materyalidir. Biz ıslahçı olarak yerel çeşitlere bu gözle bakıyoruz. Evet. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet. Siz şimdi genetik deyince hani bir bitkinin genetiğinden bahsediyoruz ama işte dışarıda bazen spekülatif olarak genetiği değiştirmiş organizma kelimesi, evet, bazen çok ürkütücü ve korkutucu oluyor. Aslında, evet, siz şu an çok güzel bilimsel bir şekilde hani hem verimliliği arttırmak hem tarımdaki ıslahı arttırmak açısından çok güzel bahsettiniz genetik konusunda, değil mi hocam? Yani genetik kelimesi aslında bazen ürkütücü olsa da korkutan boyutları, evet, olsa da şimdi şöyle diyelim. Bilim insanı gözüyle şimdi, genetik kelimesi daha farklı. Tabii klasik ıslah 1800 yıllardan beri başlayan bir ıslah çalışması. Yani bitkilerde dişi ve erkek organları var. Biz bunları hangisini melezlemek istiyorsak bunu erkek organları uzaklaştırıp, evet, bir başka bitkinin melezleyeceğimiz bitkiyle yapıyoruz. Evet. Buna biz klasik ıslah melezleme yöntemi diyoruz. Evet. Ama bu yöntem doğada kendiliğinden de oluşabiliyor. Yani böcekler rüzgarla da polen taşınıp döllenme gerçekleşiyor. Doğal yollar. Bunda doğal olarak da melezlenme, evet, söz konusu. Onun için burada korkulacak bir şey yok. Evet. Yani bu klasik ıslah yöntemleriyle geliştirilen çeşitler, bizim işte standart çeşitler dediğimiz, sentetik çeşitler dediğimiz, hatta hibrit çeşitler de klasik, evet, bir ıslah yöntemiyle geliştirilen çeşitler. Burada herhangi bir korkulacak bir şey, evet, yok. Ama ülkemizde hibrit çeşitler ile GDO genetiği değiştirmiş çeşitler maalesef aynı kaba konup yanlış yorumlanıyor. Evet. Bu yani çok arada popüler bir dille, tamamen farklı, evet, bir olgu olduğunu söyleyelim. Evet. Bir kere hibrit çeşitler şöyle bir özelliğe sahip. Bunlar bizim farklı coğrafi orijinli ve genleri farklı olan ama aynı tür içerisinde, yani buğdaysa buğday, mısırsa mısır, bunun farklı türlerini bir araya getirip melezlediğimiz zaman ilk jenerasyonda kullandığımız tohum demek. Evet. İlk jenerasyonda kullanılan tohumda yüksek bir heterotik etki, yani yüksek bir verimlilik değeri yakalayabiliyorsunuz. Ama bu bitkiden alıp tohumu, F1 bitkisinden aldığınız tohumu ekerseniz bu kayboluyor. Yani siz o aynı verimliliği bir sonraki
ekimde evet. kullanamıyorsunuz. Anladım. Yani hibrit çeşitlerden tohum alınmaz diye bir kural yok. Anladım. Hibrit çeşitlerden tohum alırsınız, onu ekersiniz ama verim düşer. Anladım. Bunun için de bu sistem bir genetik sistem. Bunun için de üreticinin sürekli olarak bir ıslah firmasından aynı tohumu alma mecburiyeti var. Yüksek verimliliği devam ettirmek Anladım. İstiyorsa. Anladım. Yoksa onun dışında herhangi bir bunun kısırlığı falan öyle bir şey yok. Evet. Ama medyada maalesef hibrit tohumlar, kısır tohumlar gibi bir ifade evet. kullanılıyor. Bu tamamen bilimsel olarak doğru evet. bir yaklaşım olmadığını söyleyebilirim. Yani çok kısır hocam. Ağzınıza sağlık. Az önce bahsettiniz, üreticilerden bahsettik. Yerel tohumlar bugünkü koşullarda alınıp satılabiliyor mu? Ticari olarak satılma şansı var mıdır? Şimdi şöyle bir kural var. 5550 sayılı bir yasa var. Bu yasada bir çeşidin alınıp satılabilmesi ve ticari olarak işlem görebilmesi için bu çeşitlerin milli çeşit listesinde yer alması gerekiyor. Milli çeşit listesinde bir çeşidin girebilmesi için de Türkiye Tohumluk Tescil Sertifikasyon Müdürlüğü'ne başvurup ıslah firmaları kendi evet. geliştirdikleri çeşitlerin bu enstitü tarafından kontrol edilmesi ve bunun için de bir takım testler yapılıyor. Yani bunlara biz kısaca FYD testleri yani farklılık, yekneksatlık ve homojenlik testleri dediğimiz bir takım testlerden geçiriliyor ve bunlar bu özellikleri bakımından yeterli görüldükleri zaman tescil ediliyor ve milli çeşit listesine yazılıyor. O zaman o çeşitlerin biri tescil ettiren firma tarafından ya da bir başka firmaya verilerek evet. bunların ticari olarak üretilmesi, pazarlanması evet. işlemi gerçekleştirilebiliyor. Evet. Şimdi burada şeyler için, yerel tohumlar için şöyle bir sıkıntı var. FYD testlerinin hepsinde geçmesi mümkün değil. Çünkü yerel tohumlar bir karışım, yani mutasyonla, doğal mutasyonlarla, mekanik karışımlarla, böceklerle aynı popülasyon içerisinde farklı genetik yapıya sahip olan bitkiler evet. var. Bitkilerin bir karışımı. Bunu saflaştırmadan bir çeşit olarak kullanılması çok zor. Ancak 19 Ekim 2008 tarihinde yeni bir yasa çıkarıldı. Bu yasada yerel çeşitlerin milli çeşit listesi dediğimiz, yerel çeşit listesi dediğimiz bir liste hazırlandı ve buna göre belirli yerel çeşitler belirli işte belediyeler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler gibi bir takım kuruluşlar tarafından bunların tescil yaptırılıp bu işlemlerden sonra bunların evet. tohumluk üretimi yapılıp pazarlanabileceği söyleniyor. Evet. Ancak biz bu yeni sistem daha henüz yeni, daha tam oturmadı. Bunun evet. yönetmelikleri falan hazırlanıyor ama eski 5550 sayılı yasaya göre, tohumculuk yasasına göre üreticilerin kendi aralarında tohumları takas etmelerinde herhangi bir şey yok. Yasak yok. Yasak yok. Ama bunları bir yerel tohumu ticari olarak üretip satmaya kalkarsanız evet. bunun sorumlusu kim olacak? Doğru. Bunun belirlenmesi lazım. Kontrol dışı olmuş oluyor. Tabii sanki. Kontrollü olacak çünkü çimlenmezse kim sorumlu olacak? Doğru. Bunu parayı ödeyenler. Doğru. Bu nedenle bunun hepsinin yasal altyapısının oluşturulması lazım. Doğru. İşte bu yeni yasa, çıkarılan yasa, 2018 yılında çıkarılan yasa evet. düzenlemeler bu sorumluluğu ortaya koyacak ve böylece yerel çeşitler de alınıp satılabilecek. Çok güzel. Az önce de bahsettiniz, takas yapılabiliyor dediniz ve hatta ilk konuşmamızda da tohum takas şenliklerinden evet. bahsettik. Bu yerel tohum şenlikleriyle ilgili düşünceleriniz nelerdir acaba? Şimdi bu belediyeler için güzel bir tanıtım aracı. Belki kısmen de toplumsal evet. bilincin oluşması, yerel tohumlara karşı olan ilginin artması için evet. de güzel bir yönü olabilir. Burada işlemin kendisi değil. Sorun olan orada dile getirilen çözümler. Evet. Çünkü sanki o topluluklarda şu ifade ediliyor. Deniyor ki yerel tohumlarla biz bütün yaşamımızı idame edebiliriz. Bakın, yerel tohumların verim potansiyelleri çok düşüktür. Evet. Hiçbir üreticiye bir modern ıslahla geliştirilmiş bir çeşidin yerine yerel çeşidi ekleyemezsiniz. Dediğiniz zaman en az 5 katı fiyat vermeniz lazım evet. ona. Ona hazır değilsiniz ve ülkenin nüfusu gittikçe artıyor. Nasıl doyuracaksınız? Doğru. Çünkü verim kapasitesi son derece düşük. Bakın, şu ben söyleyeyim. Bir yerel çeşidin verimi 150-200 kilogramdır. Oysa bizim geliştirdiğimiz çeşitler 600-800 kilogram civarındadır. Yani evet. 3-4 katı fark vardır. Evet.
Şimdi siz böyle bir farkı nasıl yok edebilirsiniz? O yok sayamayız onu. Doğru. Toplumun yaşaması için mutlaka yüksek verimli çeşitlere ihtiyacımız var. Doğru. Bu bugün klasik ıslah yöntemiyle geliştirilen çeşitlerdir bunlar. Hı hı. Tabii ki bunlarla beraber şu da söylenebiliyor. Efendim yerel çeşitlerin tadı, kokusu evet farklıdır. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu bundan hoşlanmak isteyen, bunu kullanmak isteyen, yüksek fiyat vermek isteyen insanlar için de yerel pazarlama organizasyonundan olması kadar doğal bir şey yok. Doğru. Ve hiç olmazsa üretici de onu üretsin, hı hı. muhafaza etsin. Evet. O muhafaza da sağlanmış olur ve böylece yerel organizasyonlar içerisinde de satılabilir. Evet. Bundan doğal bir şey yok. Evet. Sadece şu mantık doğru değil. Yani bir yerel çeşitler hı hı. modern çeşitlerin alternatifi gibi gösterilmesi hı hı. doğru değil. Evet. Böyle bir şey de pratikte de mümkün değil. Anladım. Evet hocam, hani az önce açıkladığınız yerel çeşitler, hibrit, genetiği değiştirilmiş. Bunları biraz daha açabilir miyiz? Hibrit çeşitler nelerdir? Yerel çeşitler nedir? Genetiği değiştirilmiş evet. çeşitler farkları nelerdir? Hani izleyicilerimiz daha iyi anlarlar terminolojiyi. Şimdi hibrit çeşitler bizim klasik ıslah yöntemlerimizden birisidir ve 1900 yıllarının başından beri geliştirilmiş ve ilk model bitki de mısır bitkisidir. Hı hı. Mısır'da geliştirilmeye evet. başlanmış ve 60'lı yıllardan sonra diğer tüm bahçe bitkilerine, pek çok tarla bitkilerinde gerek kendine döllenen gerek hı hı. yabancı döllenen bitkilerin hepsinde hibrit çeşitler geliştirilmiştir. Evet. Yüksek verimli çeşitler. Evet. Ama sadece bir jenerasyonu kullanıyorsunuz. Ertesi yıl aynı tohumu alıp ektiğiniz zaman verim düşüyor. Evet. Onun için her yıl tohum almak zorundasınız. Evet. İşte bu ne oldu? Özel sektör için burada yatırım yapmayı cazip bir hale getirebilecek bir yol oldu. Hı hı. Pek çok özel şirkette bu yolda kendi hibrit çeşitlerini geliştirmek için piyasada çalışmaya evet. başladı. Şimdi genetiği değiştirilmiş çeşitler ise bunlar diğerlerinden farklı bir boyutu var. Hı hı. Burada bu bitkiye aktarılan genler bir başka canlı türünden, yani hı hı. aynı canlı türünden olabileceği gibi farklı canlı türünden, örneğin bir bakteriden, hı hı. örneğin bir başka canlıdan, bir başka bitkiden, bir başka bitki türünden aktarılabilen hı hı. genler. Hı. İşte bu genlerin o şekilde genetik mühendisliği kullanılarak aktarılmış olan bitkilere biz genetiği değiştirilmiş bitkiler diyoruz. Evet. Tabii ki genetiği değiştirilmiş bitkiler baktığınız zaman temel olarak iki ana dalda önemli bir dünyada üretim alanı bulmuş evet. durumda. Bunlardan bir tanesi böceklere dayanıklılık dediğimiz bir dayanıklılık mekanizmasını hı hı. sağlayan genler. Bir de herbisitlere dayanıklılık. Yalnız bu herbisitler, tarımda kullanılan herbisitler, total herbisitler dediğimiz, yani tüm bitkileri öldüren herbisitlerden bahsediyoruz. Herbisit bir tür herbisitler midir? Şöyle, bazen sadece belli türleri öldürebiliyorlar. İşte hı. geniş yapraklı bitkileri öldürüyorlar, bir, dar yapraklı şey ya da midir, sadece bir belli türü müdür? Herbisit bir kimyasal için. Madde. Bir kimyasal madde. Bir kimyasal. Hı. Bu maddeyi attığınız zaman yabancı otları öldürüyorsunuz. Hı. Yani tarlanızda anladım. İstemediğiniz bitkileri öldürüyorsunuz. Anladım. Çünkü o istemediğiniz bitkiler sizin bitkinizin kullanacağı besin maddesini, suyu kullanıyor. Doğru. Veriminizi olumsuz yönde tamam. etkiliyor. O nedenle biz herbisitleri kullanıyoruz. Ama hı-hı. total herbisitler hem geniş hem dar yapraklı bütün türleri yok edebilen anladım. Herbisitler. İşte bilim insanları bu total herbisitlerin ki en yaygın kullanılan hı-hı. glifosat türü herbisitler hı-hı. %95 oranında bunlar genetiği değiştirilmiş bitkilerde kullanılıyor. Bunlarda 4 temel bitkide yaklaşık olarak 185 milyonun üzerinde hmm. bir üretim alanı bulmuş durumda. Bunlar hangi bitkiler dersek? Mısır, pamuk, soya ve kanola. Evet. Bu 4 ana bitki türünde dünyada büyük bir üretim var. Ve GDO'lu bitkilerde biliyorsunuz bu teknoloji ilk geliştirilen Amerika'da başlamıştır. Hı hı. Ve bu teknoloji artık dünyada da çok yaygın olarak kullanılmaya evet. başlamış bir teknoloji. Bizim ülkemizde genetiği değiştirilmiş bitkiler üretilmiyor. Üretilmesi yasak. Evet. Ancak mısır, soya gibi bitkiler hayvan yemi olarak ithal edilebiliyor. Hı hı. Ve eğer bunlar GDO'luysa ithal edilebiliyor ve bunlar hayvan yemi olarak kullanılan bir evet. potansiyeline sahip ve bunlar da bu şekilde kullanılıyor. Anladım. Şimdi tabii burada bizim ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi soya. Evet. Çünkü soyanın bizim
kendi üretimimiz, yani GDO'suz sera soya üretimimiz yaklaşık %3'lerde, %4'lerde, %97 oranında yurt dışından ithal etmek zorundayız. Neden? Kümes hayvanların beslenmesinde, küçük baş ve büyük hayvanların beslenmesinde zorunlu olarak kullanmak durumunda olduğumuz bir yem kaynağı. Anladım. Bunun başka alternatifi yok. Evet. Yani bizim hayvancılığı desteklemesi açısından kesinlikle yani yoksa sadece insan gıdası için değil. Bu hayvan beslenmesi için çok zorunlu ve bunun için mecburen yurt dışından getiriyoruz. Bunlar içinde GDO'lu soyalar var. Bunları hayvan yemi olarak kullanıyoruz. Anladım hocam. Peki endüstriyel çeşitler ile yerel çeşitler arasında fark nedir? Az önce yine bahsettiniz biraz ama. Şimdi endüstriyel çeşitler bir kere homojen bir büyüme yapısına sahip. Homojen çiçeklenmeye sahip. Homojen bir verim potansiyeline sahip. Yerel çeşitler ise demin söylediğim doğal mutasyonlarla, karışımlarla bir dalgalı yapı gösteriyor. Evet. Yani her bitkinin tane rengi aynı değil, bitkinin olgunlaşma zamanı farklı ama o karışım zaten o yerel çeşidin özelliğini ortaya koyuyor. Tat ya da koku bir takım beğeni özelliklerini o farklılık ortaya koyuyor. Evet. Şimdi biz bunlardan saflaştırarak çeşit çıkarabiliyoruz, çeşit haline getirebiliyoruz. Ama endüstriyel çeşitler verim potansiyeli bakımından seleksiyonla, ıslahla ya da melezlemeyle geliştirilmiş çeşitler. Evet. O nedenle verim çok önemli. Çünkü üreticinin cebine girecek para alacağı ürün miktarı ile ilişkili. Evet. O nedenle tabii ki sadece ürün değil, bununla beraber kalite dediğimiz un kalitesi, işte baklavalık kalite, ekmeklik, özellikle ekmeklik kalite. Tabii ekmeklik kalitede de bugün bir ters bir durumla karşı karşıyayız. O da nedir? O da gluten içeriği. Biz ıslahçılar gluteni yüksek olan genotipleri seçme eğilimindeyiz. Neden? Çünkü ekmeklik kalitesinin iyi olabilmesi için. Şimdi tabii burada şöyle bir handikap ortaya çıkıyor. Deniyor ki efendim işte fazla ekmek tüketirseniz, gluten fazla, bu kişilerde bir takım işte hastalıklara, intoleransa yol açabiliyor. Bununla ilgili işte kilo almayı sağlıyor gibi endişeler var. Evet. Bu endişeler kısmen haklı olabilir. Ancak bir de şöyle düşünelim. Fakir ya da düşük gelirli insanların proteine en kolay ulaşma yolu da ekmektir. Evet. Ekmekle en ucuz bir şekilde proteine, kısmen proteine ulaşabilir. Evet, dünya tarihinde savaşlar döneminde de bu şekilde işlemişler yani, genelde. Tabii burada şimdi yaşamımız gittikçe hareketsiz bir hale geldiği için tabii glutenin böyle bir zararlı etkisi. Yoksa sürekli enerji harcayan bir kişi olsaydı toplumda, o zaman zaten çok büyük sorun olmazdı. Ama şimdi yemediğimiz için, daha az hareketimiz için bunun karşılığında bile çok fazla ekmek yersek tabii bu kilo olarak karşımıza dönüyor. Köyde bizim anneannemiz babaannemiz iki ekmek yiyor, kilo almıyor. Ama işte bedenen bedenen tabii şehirde bedenen hareket mümkün olduğu kadar kısıtlı olduğu için o nedenle böyle bir sıkıntı var. Islahla tüketim arasında böyle bir sorun var. Evet hocam. Peki genetiği değiştirmiş çeşitler ülkemizde yetiştiriliyor mu diye soracağım. Az önce yetiştirmesi yasak olduğunu söylediniz bize. Evet, yetiştirmesi yasak. Böyle bir şey yok. Ülkemizde hiçbir ürün GDO'lu ürün şeklinde değil. Sadece sebzeler ve bazı tarla bitkileri hibrit çeşit olarak yetiştiriliyor. Bunda da korkulacak hiçbir şey yok. Evet. Bunların hiçbir insan sağlığına veya çevre sağlığına hiçbir olumsuz etkisi yok. Evet, şu ana kadar bunu nasıl yorumluyorsunuz diyecektim. Kanıtlanmış böyle bir şey söz konusu değil. Evet, çünkü herkesin kafasında o alışılmış bir medya korkusu var ya. Maalesef. Şimdi benim de genetiğim değişecek. Genetiği değişti. Ne yersiniz olsunuz mantığıyla hareket edince. Hayır. Şimdi tabii şöyle bir endişe olabilir. Efendim işte denebilir ki bu hibrit tohumların, hibrit çeşitlerin tohumu alınıp ertesi yıl ekilmiyor gibi bir şey söylenebilir. O yanlış. Öyle bir şey yok. Ertesi yıl ekilebilir. Ama verim düştüğü için üretici tarafından tercih edilmeyecektir. Anladım. Onun için mutlaka her yıl yüksek verimli hibrit tohumu alınmak mecburiyetindedir. Anladım. Yüksek verimliliği devam ettirmek istiyorsak. Anladım hocam. Bununla ilgili şu düşünülebilir. Tat, koku, arzu ettiğimiz şeylerde azalma olabilir. Doğaldır. Çünkü verim kapasitesi arttıkça bu
aromatik şeylerin, maddelerin içeriklerinde azalma olabilir. Anladım. Ancak bilim adamları tabii bugünümüzde artık bunun üzerine de yoğunlaşmaya başladılar. Evet. Bu genleri nasıl bir araya getirip de bitkilere aktarabiliriz diye ki, evet. ki biz bugün çalışmalarımızda modern teknikleri de kullanmaya çalışıyoruz. Yani seleksiyonlarımızı gen bazında yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de moleküler belirteç dediğimiz moleküler markerları kullanıyoruz. Evet. Moleküler markerları kullanarak hangi bitki hangi hastalığa dayanıklı, nasıl bir dayanıklılık paterni var ve bunu izleyerek ıslahta bir sonraki generasyonda ne ile karşılaşacağımızı hesaplayarak, gözlemleyerek devam ediyoruz ki buna biz marker destekli seleksiyon diyoruz. Evet. Bugün artık seleksiyon çalışmalarımız büyük ölçüde fenotipe bakılarak değil, yani gözlem, ölçüm ve analize göre değil, aynı zamanda genlere bakarak da bir seleksiyon yapıyoruz. Tabii bu ıslahta yeni teknolojilerin kullanılması daha doğru, daha iyi çeşitlerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Evet hocam. Yani biz modern teknolojiyi, DNA teknolojisini kullanıyoruz. Ancak şu anda ülkemizde gen aktarma çalışmaları yapılsa bile genetiği değiştirmiş organizmaların üretimi olmadığı için bu konularda daha henüz sadece bilgilenme aşamasındayız ya da ön çalışmaları yapma aşamasındayız. Anladım hocam. Son olarak bir şey daha size sormak istiyorum. Hani yine bu toplumu açısından genelde popüler bir dille işte İsrail'den domates tohumu aldık. İşte ülkemizin genetiği değişiyor. Yurt dışından tohum ithal ediyoruz. Niye biz bunu yapıyoruz gibi bazen spekülatif haberler çıkabiliyor medyada. Bu konuyla ilgili bir yorumunuz var mıdır son olarak size sormak istedim? Şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi tabii ülkemiz biliyorsunuz 1980 yılından sonra yeni tohumculuk yasasıyla şeye açıldık, yurt dışına açıldık ve yurt dışından pek çok şirketten Türkiye'ye hibrit tohumlar gelmeye başladı. Verim potansiyeli yüksek, Türkiye'nin verimi arttı. Evet. Ama bununla beraber Türkiye'deki ıslahçılar boş durmadılar. Ve o ıslah yöntemlerini öğrenip kendileri geliştirmek için bulaştılar. Evet. Ve bugün baktığınız zaman Türk şirketlerinin potansiyelini yaklaşık olarak biz ülkemizin kullandığı hibrit çeşitlerin %25'ini kendi tohum firmalarımızın çeşitlerini kullanıyoruz. Evet. %75'i yurt dışından gelse bile %25'ini kendi çeşitlerimizle kullanıyoruz. Evet. Dahası biz yurt dışından getirdiğimiz çeşitlerin ödediğimiz para kadar aynı zamanda yurt dışına da hibrit tohumluk ihracatımız var. Birbirine yakın bunlar. Çok güzel, bakın mesela bununla ilgili hiç bilgi çıkmıyor. Hep sadece satın aldığımız söyleniyor. Hayır, sattığımızla aldığımızın parası birbirine yakın düzeyde. Evet, ve bu ıslahçıların bir başarısı. Evet. Şimdi tabii buna bakacak olursak Türkiye'deki ilk çalışmalara Mirza Gökgöl dediğimiz bir araştırıcı Almanya'da doktorasını yaptıktan sonra 30'lu yıllarda Türkiye'deki bütün yerel, özellikle buğday yerel çeşitlerini toplamıştır ve bunlar daha sonra ıslahçıların hizmetine sunulmuştur ve ilk ıslah istasyonlarından da Türkiye'de çeşitler geliştirilmiştir. Evet. Bakın şöyle bir örnek vereyim ben size. Cumhuriyet kurulduğu zaman Türkiye'nin nüfusu 13 milyondu. Evet. Biz 13 milyondan, yani 1923 yılından neredeyse 1970 yılına kadar dönem dönem hep buğday ithal ettik. Ama 1970'ten sonra buğday ihraç etmeye başladık. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte kısa boylu Meksika buğdaylarının ülkeye gelmesi ve bizim ıslahçılarımızın bu konuda eğitim almaları ve kendi kısa boylu, orta boylu çeşitlerimizi geliştirmesi ve yüksek verimli çeşitleri geliştirerek Türkiye 35 milyon olduğu zaman 70'li yıllarda hem kendine yetti hem de dünyaya. Ve bugün bakın baktığımız zaman neredeyse ülkemizin nüfusu 80 milyonun üzerinde kendimize yetiyoruz ve dünyanın da en büyük un ihracatçısıyız. Çok güzel. Bunu yani, duymak çok keyifli. Bazen tabii ki, medyada karamsar haberler çıkıyor bu konuyla ilgili. Bakın burada yanlış bir bilgilenme var. Örneğin geçen sene doğal yağış koşullarından dolayı Türkiye'de verim biraz azaldı. Evet. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışlar Türkiye'de doğal yağış koşullarında yetiştirilen bitkilerde verimi belirleyici bir etken. Geçen sene bu
çok yıllık ortalamalara göre düşük oldu. Hı. Yağış Haziran'a doğru kaydı. Öyle Anladım. Olunca verim azaldı ve bitki Tabii. boyu kısaldı. Tabii bunun sonucu olarak saman verimi azaldı, normal verim azaldı. Normal verimin azalmasının ötesinde biz dünyaya onu ihraç ediyoruz. Evet. Onun için yurt dışından 5,5 milyon tona yakın un ithal ettik. Evet. Pardon, buğday ithal ettik. Bu buğdayı una çevirdiğimiz zaman 4,5 milyon tonu un için gitti. 1 milyon ton da eksik olan şeyimizi kullandık. Yani Türkiye'de yaklaşık 16 ile 22 milyon ton bu ürün elde edilir. Ve bu ülkenin de yetmesi 18-20 milyon civarında bir tüketimiz var. Evet. Ama bunun fazlasını biz ne yapıyoruz? Un olarak ihraç ediyoruz. Evet. Eğer ülkede yetmiyorsa yurt dışından alıp bu un yaparak ihraç ediyoruz. Evet. Yani biz neden buğday ithal ediyoruz sorusunu iyi irdelemek lazım. Evet. Ben de buna yetmediğimiz için mi yoksa ihracat yaptığımız için mi? Evet. Eğer bunları doğru algılarsak sanıyorum daha doğru bir değerlendirmede bulmuş oluruz. Fevkalade hocam çok güzel bunları duymak gerçekten hem ülkem adına hem kendi adıma da çok memnun oldum. Çünkü dediğimiz gibi bazen popüler bir dille konu yazıldığı zaman çok farklı algılara sebebiyet verebiliyor. Ve özellikle 90'lı yılların başında ben hani ilk ve ortaokul dönemlerimi geçirdim. Hani sınırlarını kapattığınız zaman kendi kendine yetecek bir ülkedir Türkiye lafını çok duymuşuzdur coğrafya derslerinde, tarih Tabii, derslerinde. Evet. Halen bunu duyabiliyor olmak da güzel bir şey bu çağa geldiğimizde. Evet. Dediğimiz gibi sizin gibi bilim insanından bunu duymak bizim için çok keyifliydi bugün. Teşekkür ederiz hocam ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim beni davet edip konuşturduğunuz için. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Keyif. Evet. Sevgili izleyicilerimiz bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bitki Islahı ve Genetiği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Muzaffer Tosun'du. Muzaffer hocamıza bizlere zaman ayırdığı değerli bilgilerini ve fikirlerini paylaştığı için de ayrıca tekrar çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, tabii ki siz değerli izleyicilerimize yayında ve yapımda emeği geçen Ege Üniversitesi Medya Merkezi çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederim. Ben sunucunuz Doçent Doktor Cem Güzeloğlu. Bir başka Ege'nin içinden programına kadar afiyetle kalın, mutlu kalın.